Ali Reçber Piyasa'dan herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Evet, geçen hafta sonu Ankara'da gerek sınıf eğitimi gerek hafta içinde de özel eğitimimiz vardı. Ve tüm katılımcı arkadaşları tanıdığıma ben gerçekten çok mutlu oldum. Onlara bundan sonraki finans hayatlarında başarılar diliyorum. Tabii ki eğitim gerçekten bu anlamda önemli. Çünkü aslı işinizle zor kazandığınız o paraları çok rahat birilerinin sadece belki de söylediğine göre veya hislerinize göre veya televizyonda hayatında bir lot bile işlem yapmamış bir uzmanın söylediğine göre yatırım yaparak değerlendirmek bir kenara bırakın. Kumar oynamaktan farksız olduğunu herhalde herkes biliyordur. Bu anlamda ne olursa olsun en azından ne yaptığınızı bilmeniz açısından ben eğitimlere kesinlikle katılmalarınızı tavsiye ediyorum. Tabii benim eğitim demiyorum bakın bunu her zaman da söylüyorum. Mutlaka ne yaptığınızı bilmeniz anlamında önemli. Onun için de eğitim veren arkadaşlarımız var tabii ki. Bunları araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ama biz her zaman eğitimlerimizde 10 yıldır neredeyse sınıf eğitimi yapıyoruz. Özel eğitimleri son 1 yıldır yapıyoruz ve özel eğitimdeki amacımız da gün içinde nasıl trade ediyoruz? Bunu zaten paylaşıyoruz ve olabildiğince de bütün tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum, aktarıyorum. Ve gayet sonuçların iyi olduğunu da söyleyebilirim. Bir sınıf eğitiminden sonra dahi insanların söyledikleri ortak bir kanı keşke daha önce gelseydim bu eğitime veya bakış açım çok değişti. Gerçekten ne yaptığımı artık biliyorum gibi sonuçları net olarak burada samimiyetle sizlere söylemek isterim. Şimdi evet ayın 29'unda İstanbul'da bir eğitimimiz var. 30 Ekim'de bir Antalya olmak üzere. Bu yılı tamamlayacağız diye düşünüyorum. Tabii yine İstanbul'da hemen hemen her ay eğitimlerimiz oluyor. Şimdi isterseniz şöyle bir piyasaları göz atalım. Dün akşam Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararı vardı biliyorsunuz. Ben hiçbir şekilde hiçbir haberle ilgilenmiyorum diyebilirim. Yıllardır televizyon seyretmiyorum, uzman seyretmiyorum. Sadece bunu da her zaman söylüyorum. Yani bu bir ego, bir kibir ve asla birinin araştırmasına veya emeğine saygısızlık olarak algılanmasın yapmıyorum. Dolayısıyla sadece ve sadece bu piyasada eğer para kazanmak istiyorsanız fiyatları takip edin. Ekonomide hikaye dinlemek istiyorsanız televizyon seyredin. Uzmanları dinleyin. Veya hikayeden kastım tabii ki entelektüel ekonomi birikimi anlamında. Ama şunu da net olarak söyleyebilirim. Size kazandırabilecek ve en azından size fikir verebilecek tabii ki bilgiyi her zaman için ajandanızda bulundurun. Velhasıl eğer biz de fiyatları okuyabilirsek, eğer paramızı değerlendirmek istiyorsak trendleri bilmemiz bu anlamda önemli. Ve olabildiğince de basit yöntemlerle. Şimdi dediğim gibi çok eğitim veren arkadaşlar var. Araştırıp kendinize bu eğitim veren arkadaşlardan da bilgi edinip en azından kendinize yatırım yapmış olursunuz. Eğer eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız bir de cehaleti deneyin tarzında bir bu söz çok fazlasıyla sosyal medyada dolaşmıştı. Sokrates'in söylediği de söylenir veya Balzac'ın söylediği de konuşulur. Ama çok kişi bu sözü biliyor ve bu da gerçekten önemli. Şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın kararı sonrası biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası son iki toplantıda faiz indirdi ve faiz indirimi neredeyse geçen sene hiç konuşulmuyordu. Ben 1,5 sene önce Amerikan Merkez Bankası'nın 2019 yılında bakın faiz artırımlarının hararetli olduğu, had safhada olduğu günlerde 2019 yılı içinde Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirebileceğini söylediğimi herhalde bizim izleyen arkadaşlar biliyorlar. Yani çok fazla temel girmiyorum ama sonuç itibariyle gördüğünüz faiz indirimleri devam ediyor. Yansıması gördüğünüz kadarıyla piyasalara olumlu olumsuz yansıma. Ama bu faiz indirimi Amerika'nın durumunun da resesyona yakın olduğunu gösteriyor. Bunlardan bahsetmiş. Neyse en sıkıntılı durum Avrupa arkadaşlar. Avrupa çok ciddi anlamda sıkıntılı. Bu da önemli. Şimdi dolar endeksine geldiğimizde dolar endeksi bir süre daha sıkışacaktır ama bundan sonraki günlerde çok sert hareketler görebiliriz. Tekrar yukarı beklentimizi biz koruduğumuzu söyleyebilirim. Euro dolar paritesine geldiğimizde ise euro dolar paritesinde de şu an için sıkışan hareket ortalamaların altında aşağı istek devam edecektir diye düşünüyorum. Günlüklere baktığımızda da bugün tekrar eğer şöyle bir günlüklere girip isterseniz günlüklerden de bir yorum yapalım. Yorumlarımızın çok uzun olduğu söyleniyor ama
yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir daha doğrusu yorumlarımızın eğitim niteliği olduğunu fark eden arkadaşlarımız, abi diyor olabildiğince uzun video çek diyor, sorun değil diyor. Ben de teşekkür ediyorum tabii ki. Tabii ki burada önemli olan bilgiyi, tecrübeyi paylaşmak. Yanılmıyoruz mu? Elbette yanılıyoruz. Ama doların 12 lira olacağını veya doların 5 lira olacağını da herhalde bu noktada söylemediğimizi biliyorsunuz. Doların 12 lira olacağını söyleyen de 5 lira olacağını da söyleyen aynı maalesef kaba tabirle kafada değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir değeri var. 12 lira demek Allah muhafaza, 5 lira demek de dünya normlarında bir ekonomi yönetimi yapılmadığı için asla olacağını düşünmediğim bir rakam. Aynı şekilde 12 lira diyenler de tamamen istekleri doğrultusunda konuştukları için arkadaşlar. Bakın, istekleri doğrultusunda. Burada istekler değil, kriterler önemlidir ve bu kriterler çerçevesinde de kendiniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi hemen geliyorum. Euro dolar paritesinin dünkü kapanışını aldık. 1.10.30. Gelelim. Dediğim gibi video uzun olabilir. Hepsini değerlendiririz. 1.10.30. Bugüne dair 1.10.40.50'nin trenç olacağını düşünüyorum. 1.10.10'un da aşağı kırılma ihtimali var bugün. Buralara gelirse satıcı olmak lazım. 1.10.10'u aşağı kırması demek tekrar geri çekilmelerin hızlanacağı bir süreç görebiliriz. Peki dolar TL'ye gelelim. Dolar TL'ye geldiğimizde ise bakın, kırmızı 60 günlük hareketli ortalama, haftalık 60 haftalık hareketli ortalama ve çok çok önemli destek olduğunu düşündüğüm bu ortalamada gördüğünüz gibi tutunuyor. Yani 5.70'in altında alıcılı olmak gerekir dediğimiz, görüyorsunuz 5.65'lere düştükten sonra bile nereye kadar hareket oldu? 5.74'ler oldu ve tekrar 5.70'lere giden hareket. Yani 5.70 bizim önemli geçiş bölgemiz. 5.70 üzerindeki her hareketlikte biz dolarda yukarı hareketin tekrar 75-80'lere doğru kademe kademe yukarı yönde isteğin artacağını söyleyebilirim. Bugüne dair geldiğimizde dünkü 5.67.70 kapanışını şöyle bir görelim. Şimdi girdik bugüne dair. 5.66.20'nin destek olacağını, önemli destek olduğunu söyleyeyim. Hatta ilerleyen saatlerde 5.70-5.71-70'lere doğru hareket görebiliriz gün içinde. Daha çok alıcılı tarafı gezmek isteyecektir dolar. Peki gram altında durum nedir? Gram altında bahsetmiş olduğumuz 270'lere doğru istek oluştu. Tahmin ediyorum ki bundan sonraki süreçte biraz daha yukarı bir hareket, tepki hareketi, yukarı dolarla birlikte bir hareketlik söz konusu olabilir. Bunun için de 272-640 hemen gelelim. Maalesef sistemde bir sıkıntı var, ondan dolayı elle girmek zorundayım. Yoksa otomatik giriyor ama 272-640. ...272-590'ın üzerinde kalacaktır diye düşünüyorum. 273-50-274'lere doğru bir atak, 274'lerin üzerinde de bir atak görebiliriz. Şöyle söyleyeyim, pardon, 273 ilk etapta görebiliriz. 72-71-80 bu bölgenin destek olacağını söyleyebilirim. Ama 73-44 üzerindeki hareketler 75'lere doğru istek oluşabilir birkaç günlük süreç içinde. Şu an için dibi yakaladığımızı düşünüyorum. Peki sterlin dolara dönelim. Sterlin dolar olumlu bir istek var. Biraz da geçenlerde bahsetmiş olduğum o yükseliş hareketi sonrası biraz daha yatay ama istek oluşacak gibi gözüküyor sterlin dolarda. Brent petrole bakalım. Bakın Brent petrol, daha önce bahsetmiş olduğumuz seviyeler vardı. Ne demiştik? Şu seviyeyi işaret etmiştik. Yani 67-70 bölgesi. Görüldü mü 70 bölgesi? Görüldü. Ben 70 bölgesini görüleceğini söylüyordum ki Suudi Arabistan'da bir drone'la yapılan saldırı sonrası 70 gördü. Teknik analizi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bilinmeyenleri söyler. Yani bilinmeyenleri söylerden kastım. Geleceği söyler. Gaybı söyler diyorum ve Gayip dediğimiz şey kimsenin bilmediği bir şeydir değil mi? Tanrı'nın sadece bildiği bir şeydir. Ama teknik analiz gaybı da söyler arkadaşlar.
Yani fiyatlardaki gaybı tabii bu başka şey olarak çekilmesi, anlaşılmasın. Çünkü fiyatları, bakın arkadaşlar, fiyatları belirleyen insanlar sonuç itibariyle, doğru mu? Peki çok güçlüyseniz, dünya yöneten güce sahipseniz ve elinizde de çok büyük fonlar, paralar varsa ne yaparsanız birçok kişinin bilmediği bir şeyi yapabilirsiniz. Pozisyonunuzu alırsınız. Şurada al petrolü toplarsanız, şurada da şu zirveye doğru da bu hareketin nereye gidebileceğini söyleyebilirsiniz. Doğru mu? Dolayısıyla burada hareket daha çok yukarı gitme isteğini zaten göstermişti. Kayıt yapıyorum babacığım. Bir şey mi var? Devam ediyorum. Tamam. Yani şunu demek istiyorum. Burada toplayan bir akıllı para var. Akıllı para zaten petrolün 70 dolara gidebileceğini biliyor mu? Hedefi zaten o. Dolayısıyla bu drone'la yapılan saldırı da bu senaryonun içinde arkadaşlar, net olarak söyleyebilirim. Onun için teknik analizi, fiyatları asla küçümsemeyin. Bazı cehalete varan teknik analizle ilgili söylemlere sizi takmayın arkadaşlar. Fiyat her şeydir, fiyat her şeyi bilir. Önemli olan bizim de fiyatları takip ediyor olmamız. Evet, Brent petrolde 70 dolar gördük mü? Bakın, pardon, görmemişiz. 69-80'i görmüşüz. Yani beklediğimiz o hedef gerçekleşti. Bir şekilde, bir günde de olsa gerçekleşti. Şimdi bir süre daha yatay seyredecektir. Artık petrolde çok önemli diplerdeyiz. Biliyorsunuz maşallah içeridekiler de hiç kaçırmazlar. Hemen zamı yapıştırırlar arkadaşlar. Düşerken düşmez. Bakın Türkiye'de maalesef çok kötü bir alışkanlık var. Ondan sonra hepimiz bağırıp çağırıyoruz, ağlıyoruz. Dolar yükselirken herkes zam yaptı. Dolar 1,5 yıldır düşüyor. O yapılan zamların üzerine daha da zamlar yapıldı. Ondan sonra ülke nasıl toparlasın? Bunu maalesef yönetenler de çok iyi biliyorlar. Herkes biliyor arkadaşlar. Neyse. Biz aslında birçok şey müstahakız, onu söyleyebilirim maalesef. Müstahakız ama neyse. Buradan çok fazla da negatif enerji yüklemeyelim. Boşver. Memduh abinin güldüğü gibi gülmek istiyorum ama gülemiyorum. Neyse, hadi şimdi çok uzatmayayım. Gevezelik de yapmayayım. Fiyatların petrol tarafında önümüzdeki süreçte 62-60 bölgesinde dengelenip tekrar son zaman içinde yukarı hareket edeceğini söyleyebilirim. Ha, bu arada dolar TL'yi de gördüğümde şunu söyleyebilirim. Hatırlatmak istiyorum. Bakın şu 6.40 hareketi olmadan önce biz bu rally'yi bekliyorduk. Dolar TL'de bütün kriterlerimiz gerçekleşti. Benim 3 kriterim var, biliyorsunuz, eğitimlerde bahsediyorum. HR2K'da olmak üzere dolarda gerçekleşti. Büyük ihtimalle artık bu hareketin devamı. Önümüzdeki birkaç haftalık süreç sonunda büyük ihtimalle şu altının üzerine gidip 6'yı geçen, 6.40'ları geçen hareketleri görebiliriz. Bunu da bir not olarak ajandanıza yazın derim. 100 endekse bakacağım. 100 endekse de şimdilik zirveye ulaşıldığını düşünüyorum. Buradan da geri çekilmelerin bugünden itibaren başlaması ihtimali var. DAX endeksine baktığımda DAX'ta da artık zirvelerde olduğunu, Dow Jones'ta da zirvelerde olduğunu, geri çekilmelerin başlayacağını söyleyebilirim. Peki bunun ötesinde X30 yakın vadeye şöyle bakacak olursak, ben gün içinde Twitter'da da paylaşıyorum ama bu 60 günlük ortalamalara doğru geri çekilmeler devam edecek diye düşünüyorum. Yani ilk etapta 126-125'lere doğru, ama yükselişleri olsa da bunların satış fırsatı olabileceğini söyleyebilirim. Tepkiler daha doğrusu olmuş olsa da 125.900 burada kırılması demek endeksin şu boşlukları önümüzdeki günlerde doldurması anlamına gelecek. Peki 100 endekste kritik seviye neresi? 100 endekste kritik seviyenin 106.000 olduğunu söyleyebilirim. Yukarıda da 102.000'in direnç olduğunu, 106.000'in altındaki hareketlilikte 99.000'e doğru geri çekilmeleri görebiliriz arkadaşlar. Zirveler artık tamamlandı diyebilirim. Şöyle bir Bovespa'ya bir bakalım. Bovespa'da durum nedir diyecek olursak şöyle bakıyorum. 105.000'lerde. Burada da zirvelerin olduğunu düşünüyorum. Belki burası biraz daha bizden pozitif ayrışma durumu söz konusu ama burada da zirvelerde olduğunu, geri çekilmelerin burada da yakın olduğunu söyleyebilirim. Bütün hisse senetlerinde, dünya hisse senetlerinde zirvelerde olduğunu söyleyebilirim. En önemlilerinden bir tanesi de Amerikan 10 yıllık tahvilleri arkadaşlar. Bakın Amerikan 10 yıllık tahvilleri. Şöyle bakın. Alman tahvillerine de bakacağız. Neden? Çünkü buradaki tahvil rakamları dünyanın ne durumda olduğunu gösteriyor. Bakın. Amerikan 10 yıllık tahvilleri bundan arkadaşlar
Yaklaşık 15 yıl önce, hatta 19 yıl önce diyelim, %6'lardaydı ki %1,5'lara kadar geldi. Ne oluyoruz? Yıllarda söylediğim bir şey var. Dünyanın inanılmaz bir borç sorunu var. Evren kuruldu kuruldu bu kadar borçlu olmadı dünya. Maalesef bu da çok ciddi sıkıntı. Tek çıkış yolu var. 100-150 yıllık tahvil, bonolar daha doğrusu çıkartmak gerekecek ki bunu tahviller daha doğrusu çıkartmak gerekecek ki bunu şunu söyleyebilirim. Dünyayı ancak böyle oluşabilecek sıkıntılardan kurtarabiliriz. Herhalde bunu da yakında göreceğiz. 100-150 yıllık borç senetleri çıkacak ve bu da dünyanın ancak rahatlaması anlamında bir işaret olacak. Yani maalesef dünya şu anki iktisat politikaları çerçevesinde, 100 yıl önceki iktisat politikaları çerçevesinde ekonomik krizden kurtulamaz. Artı dünyayı yöneten absürt insanlara da baktığınızda maalesef çok da hoş değil. Çare üretilmiyor. Finansal piyasalarda manipülasyon bile yapıyor bu dünyayı yöneten dünya liderleri. Maalesef çok da iyi gözükmüyor. Şimdi buradan nereye gidelim? Buradan Bitcoin'e gidelim isterseniz. BTC Bitcoin'de biliyorsunuz ne demiştik daha önce? Bitcoin'de biz aşağı hareket bekliyoruz arkadaşlar. Hem de ciddi aşağı hareketler bekliyoruz demiştik. Şimdi bakın dün itibariyle 9600'e geldi. 10.000 kırıldı. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim. Bitcoin'de yapmış olduğum çalışmada daha önce de bahsetmiş olduğum gibi bakın düşüş trendi devam ediyor. Buna alçalan üçgen diyecek olursak benim hedefim Bitcoin'de daha önce de bahsetmiş olduğum gibi şimdi izleyenler hatırlayacaklar. Bakın şurası bu kadar basit. Eşe doğru Bitcoin'de önümüzdeki 7-8 aylık bir süreç içinde geri çekilme görebiliriz. Bunu hatırlayan, izleyen arkadaşlarımız hatırlayacaklar. Daha Bitcoin 3.500-4.000'lerdeyken 15.000'e gidebileceğinden bahsettiğim süreci söylediğimde tabii beklentiler daha çok yukarı yönde oluşmaya başlamıştı ama biz daha bunu 3.500-4.000'lerde söylemiştik. Daha öncesinde de 20.000'den 5.000'e düşebileceğini, 5.000'lerin dip olduğundan bahsediyorum ama orada beklentim gerçekleşmedi. Ama sonunda şu hareketi çok ciddi yakaladık ve dikkat diyorum Bitcoin'de 5.000'e doğru geri çekilmeler görebileceğiz. Kademe kademe gelecektir tabii ki. Bir alçalan trend var. Bunun gerçekleşmesi için önce 9.200'lerin aşağı kırılması, 9.000'lerin daha doğrusu aşağı kırılması ilk kriter. Hisselere de bakacağım arkadaşlar. Video uzun oldu biliyorum. Ama isterseniz şöyle hisselere de bir tek tek gezelim. Aselsan şu an için çok da iyi durmuyor. 20'nin zorlu direnç olduğundan sonraki bahsediyorduk. BİM'de de aynı şekilde geri çekilme söz konusu. Doğan oldukça güçlü hala gücünü koruyor ama Doğan da şu an için zirveye yakın diye düşünüyorum. EKG'daki hareketin geçici olacağını düşünüyorum. Ereğli de şu an için 7'lerde. Ereğli de şu an için direnç bölgesine yakın. Furoto'da yükselişin tamamlandığını tekrar geri çekilmelerin başlayacağını düşünüyorum. Garantide de aynı şekilde bir yerde 9.50'lerin zorlu direnç olduğunu, geçilmesinin zor olacağını düşünüyorum. 9.40 altındaki hareketli geri çekilmeler hızlanacaktır. Halkbank çok güçlüydü. Düzeltmesini yaptı. Daha doğrusu düzeltme trendine girdi. Bu biraz daha geri çekilmenin devam edeceğini gösterecek. Düzeltmenin biraz daha devamını göreceğiz. İş Bankası C'de şu an için önemli direnç seviyesindeydi ve geri çekilme başladı. Burada da geri çekilmenin biraz daha etkisini görebiliriz ama bugün oluşabilecek tepki hareketi çok önemli. Eğer 5.99 altında kapanış görecek olursak hisseye maalesef biraz daha kar realizasyonu devam edebilir. Bu noktada hareketin güçlenmesi için 6.15'in geçilmesi önemli hisseye diyorum ve buradan da Murat abiye selam. Koç Holding'e bakıyorum. Koç Holding ortada diyorum. Yani şu an hisselerin hepsine baktığımızda tepe noktalarda. Koza'da da bir kar realizasyonu daha göreceğiz. Kozal'da daha sert hareketler görebiliriz aşağı yönde. Kardemir tepki verdi. Şu an için Kardemir'de de tepki hareketi sonrası belki birkaç gün daha ama sonrasında tekrar geri çekilmeler görüyoruz. Petkim'de tekrar geri çekilmeler hızlanabilir. Pegasus'ta tepki normal. Çünkü 60'ların altına gelmişti. 60'ların üzerinde bu sefer varlık göstermeyeceğini göreceğiz. Ama geri çekileceğini düşünüyorum. Sabancı'da da ortada bir hareket olacaktır. Güçlü bir tepki geldi ama
Açıkçası daha önceki dirence bakıyorum. Belki biraz ayrışabilir Sabancı. Şişeceğim. Biraz daha yatay hareket etkili olacak gibi gözüküyor. Soda biraz daha olumlu olmaya başladı, onu söyleyebilirim. Pardon, bu neydi? Evet, soda. Tav cılız da olsa tepki belki birkaç gün daha devam edebilir. Turkcell'de şu an için kırılmanın devamı gelecek gibi gözüküyor. Önümüzdekilerde uzak durmakta fayda. Türk Hava Yolları önemli ara destekli ama burada zorlu bir direnç olacağını düşünüyorum ve geri çekilme devam edecektir. Geliyorum babacığım. Biraz daha TKFM'de sert hareketler görebiliriz aşağı yönde. Devam edecektir. Tamam. TOASO'da da aynı durum söz konusu. Yani zirvede ama geri çekilme göreceğiz. TSKB güçlü, biraz da geri çekilme önümüzdeki günlerde. Tamam, geliyorum babacığım. TSKB güçlü. Belki önümüzdeki günlerde son bir hamle yapıp geri çekilme görebiliriz ama oldukça güçlüydü, biliyorsunuz. Güçlü gördüğümüz sıralarda. Telekom'da da 60 günlük ortalamasını aşağı kırabilir. Tüpraş'ta şu an için bu hareket satış fırsatı olacak gibi gözüküyor. Yani yükselişler genelde bundan sonraki günlerde oluşacak yükselişler satış fırsatı olabilir arkadaşlar. Vakıfbank'ta da şu an için zirveye ulaşıldığını düşünüyorum. Yapı Kredi'de de önemli bir kırılma var. Bunun devamı önümüzdeki günlerde gelecek gibi gözüküyor. Evet, şimdilik Akbank. Evet, Akbank çok ciddi ayrışmıştı ama Akbank'ta da biraz daha önümüzdeki günlere yönelik oluşabilecek bu yükselişin tepki olacağını ve tekrar satışların geleceğini düşünüyorum. Arçelik 60 günlük hareketli ortalamasını şu an için belki geçmesi biraz zor olacak gibi gözüküyor. Başka liste var mı? Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bu arada sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz.